Onların orada bilo yok ya. Ben uğraşmam. Zehra ben. Teyze. Ne kadar verir? Oradan bezemiyorsun. Orada yiyecek. Evet evet. Şeyde kalmadı. Ay pardon. Biraz az kalmış kız. 3, 4, 6 tane beze tane. Var. 2 tane de burada var. 8 tane beze var. Toplamda Gülce. Biraz sonra bir daha bir bakalım. Verirse yoğurmuşumuzu taşırız. Maşallah maşallah. Klimalar yok. Şu koltukları da beyaz ve sandalık boşaltı. 3 tane birer ikişer şöyle ardını besin. Tekliyere mi? Evet, tekliyere. Tamam. Bu sosu oturan yok. Şuraya kapının önüne koyuyoruz. Tamam. Geldin gel yakalandık. Hakan da deriz birini yollar. Hakan abi. Gelme gelme. Halil abi, Halil abi niye eleman ne olur derim sen oraya eleman gönder. Gönderim gönderim. Halil diyor dışarıya çıktık. Gelme gelme sen diyor bana. Yani dışarıda oluyor ya devam mı Halil bundan deriydi mi? Dışarıda. Sen gel burada artık etmezse aslında çok çay demedik de. Neyi çok demedik? Bundan. Çok, şimdi bu çok mu oluyor? Bu çok diyebilir miyim? Zehra teyze, açtı, yoğurdunuz 11 kilo undan, 10 kilo undan kaç kilo erişte çıkacak? Hemen hemen aynı mı çıkıyor? Daha mı az çıkıyor? Bakar mısın? Şöyle ona sormak lazım. Ben şöyle ona sormak lazım da teyze. Hayır. Kuruyunca fire veririm. Kaçta yani kaçını fire verir? Ya, 11 kilo unun içine. 11 kilo unun içine 70 tane yumurta girmiş. Evet. Maşallah. Büyük bir yumurtalar ama. Large. Bayağı büyüklerdi. Bu hamurda birinci kalite diye vermişler. Bir üstünde yazıyor zaten de şey makarna içilmiş. Onu diyorsun. Şeymiş, Hekimoğlu'ymuş makarna. Hekimoğlu'nun makarnalık. Onu. Makarnalık olmuş bu. Maşallah. Bazı şey yani iyi olmuyor dediler. Gülcem erişte kesmek nereden aklınıza geldi? Erişte kesmek. Ah Ela'yı göreyim mi? Zehra teyzenin şeyi Ela'sı. Evet. Torunu. Ha Ela mı? Makarna Ela her gün akşam gece erişte yiyor. Neyse bizim çocuklar da seviyor. Habib abim de makarnayı çok seviyor erişteyi. Normal makarna yemiyor. İşte alalım falan demiştik. 200-250 liraymış kilosu. Biz de dedik ki kendimiz niye yapmıyoruz. Doğru. İşte sonra da şöyle geldi gönüllü kurban olan şöyle oldu. Şöyle niçin geldiydi sormasayım? Öylesine mi? Hayır, Zehra teyze ziyarete geldin de. Yok. Makarna kesmem mi? Ha. Ama bu kadar çok olduğunu bilmiyormuş yazık. İşimiz şaka gerçekten hani yardım ediverildi. Teşekkür ederiz. Ben de bacağımdan yere oturamıyorum. Gerçi bir kilo da bana verirlerdi. İnşallah. Ben bacağımdan oturamıyorum. Ben de o yüzden ortak geldim. Güzel, çok güzel açıyorsun ya maşallah. Gerçekten. Yaş. Daha ne kadar kuruması gerekiyor bunun? Güneşte mi kuruyor bu? Şeyde rüzgarlı havada güzel olur da hemen. Yerli havada. Geçen gün yukarıda bir yel vardı. Bugün de tam makarna havasıymış. Siz dün kesecektiniz aslında. Dün çok sıcak. Çok sıcak var diye. Bugün daha da sıcak. Dün çatıda kesecektik havayı evet. Sel diye. Değil. Normalde hep esiyordu. Bir gün önce dün öyle olmayınca biz de klimayla şey şöyle yapalım. Şöyle tek tek yap. Kurusun. Ben şey yapıyorum, açıyorum onları. Aha, tek tek aç da kurusun şöyle. Baksana. Çok ince değil mi? İşte ince kesilir bu da böyle. Öyle olması lazım aynen de. Biraz daha kurusun diyorlar. Baksana ayrılmıyor. Vereyim mi onu Gülcan? Leyla diyecektim. Ya Leyla beni anlıyor ya. Süresi. Yapışıyor bak anne. Sevecek. Benim kurusunu aldım ben bir tane. Bunları şöyle yapayım ben. Biraz dur belki. Zaten ağrıyor ya bir şey. İkimiz girelim mi? Nasıl olsa ben boşum. Tamam, biraz şey yapayım da gireriz. Birimiz yorumcu. Uyuyamaz ki ağrıdan. Hayır ikimiz bir yerden şey de verelim. Garı garı verelim. Ben bu gurucek nasıl olsa. Çek o zaman onu bir yere koy.
Ay ben... Yani bir avuç. Hem bir kalkayım. Gücüm olamadım. Sen orayı yap, ben şurayı uğradırım. Tamam. Biraz daha un ilave edelim Melvin amca. Hemen. Bak az az koyuyorum. Koyalım komple. Geçecektim. Yine doldur sen onu da o şeyde yine kullanırız. Bu kestiklerini nereye alacağız? Bugün biz buraya getireceğiz de. Hayır, bir tepsinin içine alacaksak alayım mı? Aç şurada bir yani şey olsun. Tepsirsin. Var mı tepsi? Gülcan. Tepsi var da şunun üstünde biraz tepsi. Sen şunları kes. Şey, şuraya alalım da. Ben... Hepimizin çeşit. Çeşit meşit olsun, boş ver. Hayır, şöyle hem daha ince yapıyor hem daha seri yapıyor bak. Maşallah değil. Kadınlar birbirine mi düşürecek? Hayır kız, sadece bakıyorum, ben bir şey demedim. Bir bakayım şimdi canım. Bak, ha bir bak. Tamam. Bu evet, Şule Hanım'ın. Ha bir de seri kesiyorsun, onu diyorum ben. Bakalım. Hop. Ben eski makarnacılar. Eski makarnacılar kim kaldı desene şöyle. Zehra Hanım'ın bakalım. Vallahi hepsi de güzel kesiyor. Güzel güzel canım, zaten dediği gibi, Zehra teyzenin dediği gibi bir şey mi çıkacak sanki? Bunun defileye mi çıkacak? He, podyuma mı çıkacak? Oh. Ver. Bu sene de deneme yaparızsa neyi daha güzel yaparız, evet. İnşallah. Aynen. Ölme sağlık. Allah sağlık versin. Ben de yapacağım kendime evde. Köyden yumurtalar gelsin. Yap kuzum sen de. İnsan 5'er kilo, 5'er kilo kessin. Kağıt bize. Yok ya, ben öyle 1-2 kilodan keselim yavaş yavaş. Sizinkisi gibi 20 kilodan bir anda yapmam. 2 kilo, 3 kilodan yaparım. 3 ev olarak düşündük ya biz. Evet, işte. Evet. Bir kalksın bak, bu bir daha hani yayılıp yapılacak bir şey. Bak şimdi bir de Gülcan'ı seyredin. Bilmem bilmez ki, daha yeni deneyecek. Sen çok katlı koydun yalnız. Öyleymiş, öyle abla. Hayır, bir şey yapışıyor. Bak yapma diyor. Yapışıyor. Onun için ben 2 tane yapıyorum. 2 tane de sever insanı ya. Ama yapacak bir şey yok değil mi? Valla bunu 5-10 tane üst üste burnu vermezler bizim. Bak, kurmak gerekir zaten. Takır keserler. Dur Gülcan, şunları ben toparlayayım mı? Belgin bak. Öyle ben de bak, bak. Şey yaparım. Yani hakikaten de maşallah şuraya sana. Şule'nin kestiklerini ayırsanız mı acaba? Ben çorbalık. İşe göre benimki de güzel canım. Beğendim. Kötü demedik canım, güzel. Güzel olur, güzel olur. Bilmem. Evet Gülcan, sen çorbalı kaldırsa artık sen bir şey yapmaz. Şule ya. Benim annem olsa bıçağı vurur ellerine insanın. Senin annen tamamıyla bir mükemmel bir şey yani. Şura bur, tam senin üstüne geliyor klima. Gelsin. Buraya en çok uğraşıyor. Şimdi geliyor mu? Yok. Şimdi çok da terli verme kendini. Kaldırdım üstünü. Sen de. Zaten boynum. Sen de şöyle de kaldırıverdim üstüne. Şimdi şunları nereye koyuyoruz dediniz? Şöyle. Çorbalık var nerede? Çorbalık değil mi ayırıyoruz? Hepsini karıştırdık ya. Hayır, karıştırmış. Evet, ben karıştırdım, ben size söyleyeyim. Alayım mı? Tamam. İşte yapışmaması lazım bunu. Şöyle biraz ayırayım ben bunu. Bak ya. Çorbalıkları şuraya ayıralım. Şöyle ayırın oldu mu? Gülcan. Oldu canım. İşte ben onun için 2-2-3-3 yaptığım için o zaman şey olmuyor. Mümin abi, sen önceleri alayım mı?
de hafiftir o bıçak. Biraz düğün almak lazım. Şimdi bunun sahibini bir arayalım, gösterelim çalışmayı. Meryem teyze veririz. Peki kuvvetlendi de. O zaman şulenin kes. Şulenin kestiklerini ayrı yerde mi konuşu yapsak? Ayrı yerde yapacağız, onu ayrı yere dökün köşeye doğru. Nereye dökün? Aslında şurası olabilir bak. Bak Gülcan da seriye bağladı, görüyor musun? Gülcan zaten yaptığı işi seriyi yapar da tatlım. Ama şey, ilk kez işim yani. İyi canım, iyi, iyi maşallah. İlk kez göre çok iyi. Hepimiz ilk kesiyoruz da. Ben de çok kesen bir adam değilim. Ben de kesmem. Şimdi daha ben de bir bozulur mu? Neyse, burada yine en profesyonelimiz. Şuraya sensin. Zehra teyzenin dikine de alın. Ela orada. Orada gelmiş diyor. Şey, üstlük falan değil, hemen çekildi kameranın önünde. Kes çekilir. Dışına gelmemiştir. O gün öldürüyor beni. Arayı ben hep kapatayım. Aynen. Zehra teyze tuzla yapacağım. Ondan sonrasını biraz kavururuz. O zaman Meryem teyzem geldi. Daha mantıklı olacak. Hareket. Çünkü çiğ yağ şimdi. Sağ ol. İşte buraya gel, buraya oturma. Şimdi burası kadın oturacak yerde kalmadı ki. Hayır, ne Gülcan tepeden aşağıya vurmuyor şu anda yalnız. Oraya otur annem. Vurmuyor. Oraya gelmiyor, oraya gelmiyor. Vurmuyor, vurmuyor. Karşıya vuruyor. Karşıya geçiyor. Ay şu, çok kalın oldu benim ya. Hiç şey olmaz. Hiç beğenmedim ama. Biz beğendik şöyle, sen de beğendim. Önce yaptığım işi kendim beğenmeliyim. Yap. Benim annemin tek şeyi odur. İlk önce kendini beğeneceksin. Sonra da başkası beğenecek. Aynen, çok doğru. Şu an yap demiş. Doğru. Ne güzel, sana tezeri. Tamam işte, sen beğeniyorsun. İlk önce kendini beğeneceksin diyor. Gayet güzel hani. Şurada çok güzel bir yer aldı. Sen şulenin kestiklerini gör, bir de buradakileri gör. Bak şimdi şulenin kestiklerine bak Meryem teyze. İşte biz böyle keserdik. İşte. Ya böyle keserdik. Bir de bunu da çorbalım. Maşallah. Neler yapardım, neler. Ne oldum? Sen gene yaparsın. Ne olacağım? Sen yine yaparsın da biz yaptırmıyoruz yorumları. Sen yine yaparsın Meryem teyze, yapmayacak değilsin. Yapma ya, bol yok, kadar yok. Yine yapacağım. Şu bolu da pazarayım da size. Neyse, yaptığın şeyler bize öğrettin, biz yapıyoruz işte. El verdi. Bu tarafta hiçbir şey yapmıyoruz. Meryem teyze, yine maşallahın var senin. Maşallah, maşallah. Ben size böyle yapanları çok temiz yapıyorum. Zaten en çok senin için beğeniyor zaten şu an. Ben şerit yapacağım. Şerit keserek. Var bakma bana. Ben baktım mı? Senin elinde her şey görüyorum. Ya. Başına yapamam deme Gülcan. Bileyim mi? Evet. Ama benimkini de bileyim. Sen sıkı. Gel git şunlardan yaşayın ha. Ay dur hemen. Peki. Vallahi çorba da falan. Annem olsa diyor, başka şey demiyor. Abi iyi ki anamız yok yanımızda. Bitmişiz yoksa. Duydun mu? Duydun mu? Annem olsa diyor. Bak seninki de annem olsa diyor. Gene.
açalım. Şimdi yapma, açmayalım, açmayalım. Açmıyorum. Al Gülcan, al şuradan al. Tamam, şimdi yetti. Ben kesmiyorum, ben kestiklerini şey yapıyorum, ayırıyorum. Zehra teyze de kesiyor çünkü. Aynen, kaç kişi birden oluyor. Evet, zaten şey şurada da baksana anca şey çıkarıyor. Şerit. Ne diyordum şöyle sen bunun adına? Kütük mü? Kereste. Kereste. Kütük, Korkut Eylüler söylüyordu, orada duymuştum. Sinirlenirdi. Aynen abone. Kesmemle alakalı bir şey. Şekerim. Neyse. Yok canım estağfurullah. Ne kız? Hiç tutmuyorum da her şey karışık durma. Yok öyle bir şey demiyorum. Fabrika gibisiniz bu evet. İnşallah. Bizime gitmez. Yok canım niye söyleyeyim? Benim de daha önce çok iş yapıyordum. Onlara sen. Önceden çok yapıyordum, yaptığın işlere say diyor. Senin yaptığın hiçbirimiz yapmamışızdır. Bak ben ne yapacağım? Ben de ne bir abla yaptırıyorum zaten bir şey olunca. Gülcan'ım sen bir şey istedin de yapmayı izlemiyoruz, yapıyoruz zaten. Ya yapıyorsunuz, Allah razı olsun. Allah bin günahı, sana yapamam. Amin. Ben çok seviyorum. Şimdi salatalarımızı da şöyle aralarımıza alalım. Gelsinler canım. Gelsin gel. Kardeşi ablalarıma bir çağır gel. Sana koyuyorum buyla. Size içeriye koyuveren. Bu kesici ortada burada. İyi mi bu iş bu? Çağırayım mı? Buraya gelsin. Seslen gelirler, sesle alsınlar. Seni buradan alayım mı? Ne oldu? Ha, tabağa koymak için. Olur. Şöyle yapayım. Ay. Evimizin evimiz var. Hadi bana az kat. Kahvaltım da senin zaten kahvaltı da yapalım. Al bakalım. İyi yaptınız çocuğa, aferin. Yiyesiniz yok. Şöyle koyalım, şuralar da soyuyoruz. Şöyle alın, salata da alın yanınıza. Var onlar. Orada var. Hı. Al Gülcan'ı. Al hayatım. Şu unalı verelim şurada. Nasıl olmuş Meryem teyze? Güzel. Kıtır kıtır. Güzel diyor yani kıtır kıtır diye. Aa, ben de güzel demek. Buyurun. İyi. Koyuyor Gülcan öyle herkese. Aslına rağmen diğer tel kızı herhalde de yapıştırmadan yapmışsın. Ama makarna olur. Onun güzel olmazsa eriyor, şey oluyor, çıkın oluyor. Vallahi başarılı olmuş. Makarna, onu da çok güzel. Ellerinize sağlık. Dur hayatım, veriyorum. Anne, hadi sen. Hadi Zehra Hanımcığım. Var mı? Güzel olmuş. Beğendin mi? Sen beğendiysen Erva güzel olmuştur hakikaten. Erva beğendiyse tamam. Evet. Şunu çekelim. Yoruldun mu? Yoruldun. Şuraya da oturabilirim ben ya. Gerek yok. İki tane var ama burada. Hani bir şeyde geldi. Yok kız bunun içinde iki tane var. Kız gel. Ben masum. Kim gelecek? Yok yok. Nilgün geldi. Elif canım Nilgün diyecektim ya herhalde. Geçen Nilgün benim makineye bakıp etti. Hakan'la gelen makineye. Ne oldu ölüm sen baktın diyeyim Elif'e. Ben bakmadım da rahat teyze değil. Hangi teyze sokak? Şu üst geçide giden arı yok mu? He. Oradan. Vallahi şu buçukta hiçbir ses duymadım. Allah. Ben dedim ya akşam 9:30'da yaptım diye. Maske sana da ayırdım. Belki geldiğinde yapmak istersin diye. Ne maskesi? Maske yaptım yüzüme. Niçin? Nemlendirmek için mi? Hani ne için o yüzden sordun? Ha,
şey leke oluşmasın diye şey kullanmıyorum ya ben. Güneş kremi. Güneş koruyucu kullanmıyorum ya. Hem onun için hem de kırışık oluşmasın diye, oluşan kırışıklıkları açmak için. Neyse. Aslında yüzünü fark etmedin mi? Şu anda var, o kadar çok sırtım ağrıyor ki. Aa, battaniyeyi unuttum gidiyorum. Ya. Artık postaneye seni mi koyarız kargo poşetine? Beni kargolar kardeşim, Murat Yarım'a. Evet, olabilir. Seni koyarız kargo poşetine. Benim yatakta sıkıntı var, benim sırtım çok ağrıdı dün akşam uyuyamadım. Ve ben böbreklerim üstüm, ben ama şu sol tarafım komple nefes alırken bile basmaya başladı artık. Ha, benim gibi olacaksın işte. Baya baya bir kötü oldum. Ne sağa dönüyorum ne dün akşam hiç uyumadım, sabaha karşı uyumadım. İlahi mahvoldum. Şimdi Gülcan'ın orada da erişte kestiler de maşallah 17-18 kilo ondan erişte kestiler. Maşallah. Ama onlar 1-2-3 kişi. Üç çift var. Evet, üç çift onlar. Ay ben de kestim işte yaradan. Ben üç kilodan keseceğim. Ben çok kesmeyeceğim. Ben yapmıyorum. Tek zahmet. Ben de işte çok tüketmiyorum. Ay evet işte sen yaradan. Orada yaptık hemen yedik. Taze taze muhteşem oldu var ya. Çok güzel. 18 kilo erişteye 130-140 tane tamam sayıları biliyorum ama tahmini ya 130 ya da 140 arası bir yumurta gitti. Sadece sırf yumurta ve tuz. Çok az tuz koydular tabii ki de ama gerçekten çok güzel oldu. Şimdiden hepsine afiyet olsun. Bugün Bilgin ablama, Zehra ablama. Şule'nin annesi sürekli her sene açıyormuş. Şule o konuda profesyonel. Bir kesiyor yer abla. İncecik kesiyor. Rezim yaptıkları da öyle. Muhteşem. Tabii Gülcan'ları kestiklerini çok fazla beğenmedi ama olsun sonuçta. Zehra teyze diyor ki podyuma mı çıkacak kızım bunlar da boş ver diyor. Olduğu kadar diyor yenir diyor. Aa. Evet bir şey daha unuttum. Şunu al. Telefon almadan nereye gidiyorum ben? Ben şey... Bir şey diyorum eksik elimde ne eksik bakıyorum bulamadım. Arayayım istersen insin aşağı. Olur söyle insin. Anahtar anahtar. Aa bak anahtarı da unuttuk bak. Evet anahtar. Doğru bak. Aferin size. Nihal ablacığımla nereye gidiyoruz? Biliyorsunuz ki dün Tuğba videomuzda da söylemişti. Cumhuriyet Meydanı'nda Halk Eğitim Merkezleri'nin düzenlemiş olduğu sergiler var. Ev hanımlarının kendi evlerinde yapmış oldukları el işlerini sergileyip satışlarını yapabilecekleri bir sergi. Fuar gibi bir şey. Standlarını kuracaklar işte. Oy! Tuğba ile mesajlaştım. Normalde 1.30-2 gibi standlar açılacak demiştim ama stand açılma saatlerini saat 4'e çekmişler arkadaşlar. Saat şu anda kaç? Hemen bir bakıyorum. 2. Saat şu an 2. Biz biraz erken gideceğiz. Yani yardım edecek bir şey olursa yardım edelim diye düşündüm ben. Tuğba ile de konuştuydum zaten de erkenden geliriz biz de dedim. Tamam dedi. Poşetli bulamadım şey artık günler ne oldu poşeti çıkardım. Senden bir poşet alacaktım ya onu. Ha unuttuk onu bak. Hadi girsen. Ha gayret. İyi düşüyorsun. Efendim. Serin. Bu poşetim ben. Evet. Kalkosta. Karma sos. Her gün. Kale içi. Acılar Meydanı Mahallesi. Nasıl? Evet. Büyük bir kahve sayesi. Rengi kadar. Gölgeden gidelim. Evet ya. Şu karşıdan ay nasıl bir ne şey var. Hava basık ya. Ha şey basık dedim böyle. Nefes almakta zorlanıyorsun yani. Postane olmasa daha geç saatte çıkamayız. Sana da. Evet. Uçak şu an ne kadar güzel galiba. Evet. Çok güzelmiş. Hiç.
değişmem bak. Evet ya. Harika. Ay, buraya bir sen. Sandalye, evet, buraya bir sandalye koyacaksın, hiç kalkmayacağım buradan. Oo, mis gibi oturacaksın ya. Harika. Ay, rahatladım valla. Acaba şu kaldırımda gitmek ne demek ya? Hayret bir şey ya. Cumhuriyet Meydanı'na araba sokmak ne demek? Bir de şahsi bir araba. Bakar mısınız? Yine bir bayağı bir stand kurulmuş arkadaşlar. Dediğim gibi ev hanımlarımızın evlerine yapmış olduğu ürünler. Standlarını daha yeni yeni kuruyorlar. Ay, şunun boyaması da ne kadar güzel. Evet, çok ellemek istemiyor şimdi hani. El işçiliği, el boyaması. Çok güzelmiş. Şeyleri görsün, tumayla. Şu karşıdaki çok güzel renkli görüyor musun? Ay, evet ya. Ay, ne kadar güzel onun rengi. Harika. Tuğba'cığım burada. Evet. Tuğba'cığım. Hoş geldin. Merhaba. Gel öpeyim seni. İnşallah. Allah bol satışlar nasip etsin. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasın. Nasılsınız? Ben de teşekkür ederim. Merhaba Nihal. Çok. Evet, arkadaşımın hediyesi. Ay, pardon. Hiç önemli değil. Çok güzel oldu. Dün söyledi de ben ne olduğunu tam olarak anlamamıştım. Benim için tasarlamış, yapmış kendisi. Fiyat etiketi. Çok güzel olmuş ama. Kendisini. Daha iyi hiç olmasa. Yavaş yavaş. Evet. Bak, bu arada cevşenimiz var. Bebek cevşeni yaptı. Ha, cevşen olmuş. Yapacağım demiştin sen, evet, bana. Şöyle bebek cevşeni yaptım. Güzel. Normal şöyle cevşen yaptım. Sonra şu anahtarlık cevşenleri yaptım. Bir de şöyle kolyeler yaptım. Hani o gün ben sana hepsini gösteremedim demiştim ya. Yeni yeni şeylerim var. Gör onları demiştim. Görüyor musun? Şunların hepsi minik minik boncuğu. Ya tamamen büyük taşlarından yapılıyor. Tam sabır işi. Kesinlikle gramla alıyoruz. Gramla aldığımız için işte biraz farklı oluyor işlerimiz. Yani. Baksana şundaki işçiliğe. Aa, işte benim en beğendiğim kolyesi. Ay, ben bu kolyeye bayıldım. Nelan'a bakar mısın? Var. Çok güzel. Çok şık, gördün mü? Bak, fiyatını da gösterin. Fiyatı 150 TL. Ama şunun içindeki şu boncuklar yok mu? Evet. Bak, şunların hepsi tek tek lazer, evet, boncukları tek işleme tek. Bak. Bak şöyle kuşun. Bu boncukları kilosu işi. Kaç para biliyor musun? Dediğim gibi ben nasıl satılıyor? 15 bin lira. Var. Evet, bilekli de çok güzel. Kelebekli, kelebekli de şey kuşum. Şu mavi de çok beğenmiş ve bebeğin yastığına iğne yapıyoruz. Bebek seti de çok güzel. Baksana. Evet, anneye kolye, bilekli bebeğin yastığına. Evet, bunu da çok beğendim ben. Güzel kazandırıyor. Kıyafet herkes götürüyor, böyle değişik. Evet, baksana. Değişik şeyler. Ben bunu da çok beğendim, ikili gördün mü? Ay, evet. Bak, Frida dedim ya, baksana Frida'nın suratı ne kadar güzel işlemiş, gördün mü bak. Birebir resim çizsen ancak bu kadar yani yapabilir. Bir de bunların hepsi tek tek bak boncukla yapıyor Nihal abla. Gerçekten böyle çok çok güzel. Böyle takalarımız da var İnoya'sından. Bak, Atatürk portresi. Gelin taçlar, bebek nohusalıklarda, annelere falan kullanıyoruz. Gelin başlarına kullanıyoruz. Yok. Yazlık giysin, yazlığın kafalarına takıp gençler çok güzel çıkıyor bunlarla. Çok bu güzel. Bu şekilde bilekliklerimiz. Bak. İnoya'sı küpelerimiz. İnoya'sı bunların hepsi. Şöyle kolyelerimiz. Senin evine yaptırdığın tespihi de Tuğba yaptı. Evet. O da benim çok hoşuma gitti. Çok, çok güzel. Güzel. Aa, evet. İnşallah. Ablası için yaptı. Nadine hep kavis ediyor da bir karşılaşamamıştık. Bir gün kahve içelim inşallah. Hep birlikte sohbet inşallah. Gerçekten çok isterim.
olduğunu kesinlikle tavsiye ederim. Halk eğitim kadınları takip ederseniz evet halk eğitim merkezi olarak yaptığımız birçok ürünü orada görebiliyorsunuz. İsterseniz oradan kablolarımızdan tutun da takılarımızdan tutun da tesbihlerimizden hepsi vardır. Oradan sipariş verip istediğiniz ürünü yaptırabiliyorsunuz. Evet. Çok güzel. Sanatçı kadınlar diye gerçekten çok. Evet, Instagram adresi. Tamam. Instagram adresi. Şunu koyayım. Senin şeyin ne öyle kolyen? Ha işte. Ay pardon. Neydi bu? Tamam. Ay unuttum. Akik miydi? Akik değil. Hayır. Akik değil bu. Akik. Bu akik. Hayır ya. Edin akik mi bu akik? Edin akik mi? Ben kehribar diye. Kehribar. Kehribar değil. Kehribar değil bu. Değil mi? Ben de kehribar diye biliyordum. Hayır akik bu. Ha, akik mi? Medine akik o. Ne akik? Medine akik. Medine akikmiş. Ben alırken o şekilde söyledim de aldım. Bakayım. Şöyle de yapabilirsiniz. Akik bu. Akik mi? Kehribarda koku olur zaten. Sen şuraya akik diye yaz bunu. Medine akik diye yaz unutma. Tamam. Bu kadar çok olmazsa. Tamam. Ha bana kehribar biraz demiş. Daha böyle beyaz sarısından daha koyu olabilir akik ama bu kadar koyu olmaz akik. Buyurun. Tamam. Neyse ben de öğrenmiş oldum. Ve kendine has bir kokusu olur akik. Akik canlı çiçeği de çiçeği. Evet çok tatlı. Kalpler de çok güzel. Bayılırım. Evet çok güzel. Ellerinize emeğinize sağlık. Hepsi çok güzel. İnşallah hayırlı satışların olsun Tuğba'cığım ya. Gerçekten. İnşallah aynen. Emeğiniz çok fazla çünkü. Evet. El işçiniz aşırı derecede fazla. Ne kadar zorlandınız, ne kadar insan gibi yaptınız. Evet. Onun için inşallah en iyi şekilde, en güzel şekilde yapmaya çalışıyorum. Amin inşallah. Nena bak şunlara bak. Çok güzel. Görmem mi? Orada da var. Bak. Şurada da var. Gördüm. Çok güzel. Alanımız yok. Tamam. Açılış olunca zaten hemen alacaktık. Buradayım dedik kendisi. Hepsi çok güzel. Sen bak. Ben şu küpelerini çok beğeniyorum. Bak görüyor musun? Bak küpelerin etrafının iğne oyasıyla. Evet ya. Yaz için ne kadar güzel aslında. Elbiseye. Kıyafetine uygun. Evet. Zaten çok şu güzel. Anda burası olduğu gibi yine sığınmıyor ki. Bunlar kolyeyle takım olarak yaptık. Bu şekilde yazlık elbisenin üzerine takıp çıkmak isteyenler oluyor. Bu şekilde bir tasarım yaptık. Şöyle yüzükler yaptık. Hepsi çok güzel. İşte sandalyemiz var. O da şu anda. Ela bak yakma işlemi. Evet yakma. Boyama değil ahşabı yakma işlemi. Ben çok yapardı biliyor musun? Ay çok güzel olmuş ama bak yakma işlemiyle bile harika olmuş. Hepsi birbirinden güzel ya. El emeği. Bak el emeği ellerine hiçbir şey tutmuyor ki. Öyle. Bak eski çaydanlarını güzel. Çok güzel değerlendirmişler. Bir tane çiçek ek. Harika. Balkona koyalım. Muhteşem. Çok güzel hepsi. Çok güzel olmuş. İğne oyası. Süper. O da iğne oyası. Harika. Öyle bir koyun ki bu mankenleri. Ay hepsi birbirinden güzel, hepsi birbirinden harika.
Harika olmuş. Keçeden mi yapılmış acaba, ama çok güzel. Muhteşem. Keçe yalnız, keçe. Keçe. Oo. Ay, tablolar çok güzel. Ata değil mi? Evet. Harika olmuş Leyla ablacığım. Hepsi birbirinden güzel olmuş. Tüyleri ne kadar gerçekçi olmuş, mavi tüyleri değil mi? Evet. Çok güzel ama. Maşallah. Ay, hepsi birbirinden çok güzel. Sen. Boşlar kapı gidiyor.
rengi dedim Leyla abla ya. Aferin bugün kafayı. Ay rengi ne kadar güzel. Aslında şu açıkta değil. Evet açıkta değil aslında. Ay ben kendim için vazgeçtim. Ne kadarmış? 1300 lira hayatım. Altın. Vazgeçtim. Ha bak bunun fotoğrafını çek. Bunu kumaşını al 200 liraya. Ver Şerif abla diksin sana aynısını. Ben böyle robadan giyemiyorum. Bunu sağ veriyorum. Evet. Benim bir şey fark etmiyor. Sen de çok güzeldir mesela. Evet bak şu da ay iniyor abla. Benim sana geçen dedim böyleydi işte. Tam bol değil de dedim ya aşağı doğru evet. Diyor. Evet. Aynen. Ama bu da çok güzelmiş. Bunun deseni çok güzel Nihal evet. Abla. Şerif abla şimdi bir diksin şeyi. Buranın fiyatları çok uygun mu? Buranın fiyatları da yükseldi. 600 lira Nihal ablacığım. Çok uygun mu buranın Şerif fiyatları? Şerif ablacığım bir diksin de bir bakacağım. Olmazsa ona göre birkaç çeşit daha kumaş alıp diktireceğim Şerif evet. Ablaya zahmet olmazsa şayet. Ben dikerim sen getir belgeni de o kadar para verme ne günah dedi yani. Fiyatları 700 lira. Ay Nihal abla şu da güzel aslında. Bak elbise. Ya ben seviyorum böyle bol oldu mu? Ha kesimini diyorum ben hayatım. Kumaşına mı bakıyorsun sen? Çok bol ama ya. Daha iyi. Ben daha uzun böyle olsun. Ay bak. Rengine bak. Evet. Bekle annem bekle. Arabayı ben alayım mı? Neden? Dur şuradan dur bir dakika bir. Araba geliyor bekle ama bak bekle araba geliyor dur. Tamam bekliyoruz. Bekliyoruz. Dur. Şimdi evet. Aferin benim oğluma. Akıllı oğlum benim. Artık şort giymeye başladık arkadaşlar. Hakan arkadan da araba geliyor anneciğim ya. Şuraya ki dur bekle bir bekle. Şurada kenarda bekliyoruz yine. Hı. Evet aferin. Sabah şortu giymek istemedi. Uzun giyecekmiş, eşortman giyecekmiş. Onlara pantolon diyor. Pantolon giyeceğim dedi. Bunu istemiyorum dedi. Kreşe girmesine kadar sürekli olarak çekiştirdi. Uzatmaya çalıştı ama alışacak tabii ki de canım. Hakan'ın kıyafet geçişlerini elleme annem o şey değil. Böyle yazlık kışlık kıyafet geçişlerini ister istemez. Bazen böyle birkaç günlük böyle bir aksaklık yaşayabiliyoruz. Sıkıntı yaşayabiliyoruz ama ondan sonra uyum sağlıyor ve onu kabulleniyor yani. Sıkıntı yaşamıyoruz. Değil mi aşkım? Dur anne. Dur araba. İster mi? Dur annem dur. Yine araba geldi. Evet arkadaşlar biz sizlerden artık yavaş yavaş izninizi isteyelim kaçalım. Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek istediğiniz bir video olmuştu. Oradan değil buradan. Buradan. Benim yanıma doğru gel. Hayır. Hakan arabayı alırım. Geri gel. Evet. Tamam. Böyle. İçmeyeceğim. Hayır içmeyeceğim. Zorla mı su içireceksin? Hayır. Sen... Hayır, o, hayır içmiyorsun. Şey mi? Hayır o su içmiyorsun. O su bayatlamıştır zaten. Hayır. Atarız onu çöpe evet. Dur. Dur annem. Dur bekle bir araba da yine gel. Araba, bak araba geliyor. O yüzden diyorum. Dur tamam. Dur. Durdum. Dur. Tamam geçti. Araba gitti. Dur arkadan araba geliyor Hakan. Bekle arkada araba geliyor. Ne diyorduk? Bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Hakan hoşça kal der misin? Hoşça kal. Buraya bak ama. Hoşça kal. Aşkım.